Bir robot süpürge düşünün. Süpürüyor, paspaslıyor ve daha sonra paspasını kendi kendine temizleyip koku yapmasın diye kurutuyor. Ayrıca uygulamadan tek tuşla evinizdeki evcil hayvanınızı gidip bulup size gösteriyor. Bahsettiğim robot süpürge Roborock S8 Max ve Ultra. Bu arada Roborock'u ilk defa duyanlar için şu bilgiyi vereyim. Roborock markası, dünya çapında, cirobazında en fazla robot süpürge satışı yapan marka. Şimdi dilerseniz tasarımıyla başlayalım. Cihazın en ama en büyük tasarım özelliklerinden bir tanesi zaten Flexi Arm Design diye geçiyor. Şu kolu, normalde bu fırçalar biliyorsunuz böyle dönüyor dönüyor kiri öne atar, önden de çeker robot süpürgeler. Ama bu Flexi Arm sayesinde köşelere biriken kirleri uzayıp hızlı bir şekilde içine alıyor ve %100 temizliyor. Zaten bunun işte sertifikalı bir şekilde belgesi de var Roborock firmasında. Şöyle ön tarafa geldiğimizde ise kamera ve ışık sistemi var. Kamera konusunda yine aranızda takılanlar olur ya işte şöyle gizlilik falan diye bunun da böyle korunduğuna dair bir sertifika almış, sesine koymuş. Üst tarafında lider sensörü var ve bu lider sensörü bir kapakla korunuyor. Kapağın üzerinde 3 tane mikrofon girişi var. Bu mikrofonlarla sizin verdiğiniz komutları algılıyor. Mesela odaya giriyor. Raki şimdi değil diyorsunuz. Bunun şu an Türkçe dil desteği sanırım yok. İngilizce olarak söylüyorsun ama çok yakında bence gelecektir. İşte Raki buraya pas geç diyorsunuz mesela. Hemen o odadan geri çıkıyor. Orta kısma geldiğimizde iki tane fırçamız var. Bu fırça daha bunun bir önceki serisinde tek fırça vardı ve bunu ikiye katladılar. İki tane sert silikon fırçamız var. Sonrasında ise ana alameti farikamız. Bunu ayrı bir parantez açacağım paspasımız var. Paspasın altında bir titreşim motoru var. İki tane. Dakikada 4000'e kadar titreşimle hızlı bir şekilde silebiliyor. Ayrıca şurada ufak bir dönem paspasımız var. Bu çok güzel bir özellik. Bu da atıyorum masanın ayakları var ya da şey işte sandalyenin girebileceği ayakların yan taraflarını böyle tertemiz yapıyor. Üzerinden geçiyor. Arkasına baktığımızda ise şarj dokumuz yani şarjı oturunca şarj olacakları panel burada. Üst tarafında şöyle bir kapağı var. Kapağı magnetli bir şekilde çok basit bir şekilde açılıyor. Yine burada kir haznesi var. Şöyle içindeki kirleri de göster. O bayağı da almış toplamış. Köpek tüyü falan var ben. Evden temizlik yapıp da geldim. Bu arada kir haznesi 270 mililitre. Aranızda çoğu kişiye böyle ufak gelebilir. Ufak değil aslında. Çünkü sürekli kendini gidip temizliyor. Bunları da anlatacağım. Bu arada bendeki beyaz modeli bir de aynısının siyah rengi var. Yine tasarım olarak dokumuza baktığımız ise yine böyle kirli su, temiz su hazresi olan, deterjan hazresi olan bir dokumuz var. Dokumuzda yine ufak fırçamızı temizleme özelliği, büyük fırçamızı temizleyip kurutma özelliği de var. <laughs> Öncelikle bu süpürgenin emiş gücü piyasaların ortalamasından biraz daha yüksek. 10.000 PA bir emiş gücüne sahip. Cihazı aldınız, kullanmaya başlayacaksınız. Zaten hani yine söyleyeyim de biliyorsunuzdur Wi-Fi evinizdeki Wi-Fi ağınızda yani iki tane olur ya bazısını. Birinde 2.4 yazar, diğerinde 5.0 yazar. Siz 2.4'e bağlayacaksınız bu cihazı. Bu bir. İkincisi ilk defa kullanıyorsanız yani benim önerdiğim bu arada her zaman musluk suyu değil içme suyu ve temiz su yani arın, arıtılmış su kullanmanız gerekiyor bu tankta işte şeyde Dok için diyelim. Sebebi de şu, durduk yere masraf çıkmasın, e, tertemiz bir şekilde, kireç vesaire mesela bir şey olur, e, hiç uğraşmayın diye bunu söylüyorum. Uygulamaya bağlanması çok kolay. Bağlandınız, ilk olarak hemen ya direkt olarak haritalandır diyorsunuz evi bir haritasını çıkar, ya da temizle ve haritalandır diye bir seçenek çıkıyor. Ben temizle ve haritalandırmayı seçtim. Hemen seçiyorsunuz. Bir süpürüp böyle bir bakıyor. Bu arada süpürürken de bunu dengeli bir şekilde yapıyor ilk başta. Sonrasında ise ilk işte salonun haritasını çıkarttım ben. Alt katın haritasını çıkarttım. Yine harita yaparken işte aynaya denk geldi. Bunun bir ayna olduğunu fark ediyor ve haritalandırmayı orada sonlandırıyor. Ya da bu ayna olmayabilir evinizde. Camdan kendi yansımasını görmüş olabilir. Öyle düşünebilirsiniz. Onu bir şekilde oturtuyor ve çok hızlı bir şekilde haritasına uygun bir şekilde hareket ediyor. Haritayı çıkardı, temizliğe başladı. Ben şu an süpürmeden gideceğim süpürmeye başladınız. Smart Plan diye bir teknolojisi var. Yani yapay zekaya bırakırsanız bu işi çok çok daha rahat edersiniz. Geliyor süpürürken diyor ki burada fazla bir işte hayvan tüyü işte toz moz neyse o var. Oraya daha fazla bir emiş gücünü arttırıyor. Daha sık gidip geliyor bölgede. İşte şarjın bir kısmını orada harcıyor diyelim. Ama bazı kısımlarda da hiç kir yok. Sadece üstünden tozunu alsa yeter. O kısımda da böyle emiş gücünü dengeleyip geçiyor. Tabii ki de bu dengeli bir şarj süresine tekabül ediyor. Ama dilerseniz yine uygulamadan tek tuşla ben full geç, çok emiş gücünü yap diye kontrol edebiliyorsunuz. Basit bir şekilde bunu yapıyor. Yine başında bahsetmiştim. En büyük alameti farikası bu köşe fırçası. Flexi Arm. Bu Flexi Arm ile de hakikaten girip böyle köşeye e, ulaşamayacağı yer bile pat diye vurup kirleri oradan çıkartıp içine çekip alabiliyor. Ben birkaç tane böyle abarttım tabii, denedim. Onlar da başarıyla sonuçlandı. Gelelim halı temizleme özelliğine. Şimdi şöyle bir özelliği var bu cihazın. Halıya geldiği zaman kendini anlıyor. Şöyle yapıyor, ultrasonik sesler atıyor. Zemin yumuşaksa diyor ki, ben halıdayım. Yani bunu kamerayla yapmıyor. Zeminin yumuşak olduğunu anlıyor ve emiş gücünü bu yapay zeka desteğiyle beraber fullüyor. Diyor ki yani çünkü halıdan çekmesi lazım. Bu arada bu iki tane çift silikon... Fırçası da hakikaten yani bizim evde halı çok az yani yok denecek kadar az çünkü ben alerji hastasıyım halıya da alerjim var. Bir tane halımız var onun üzerinden geçin ama o tüyleri böyle geçtiği yerdeki tüyleri o kadar böyle nizami kaldırmış ve almaya çalışmış ki tertemiz yaptı. Dilerseniz uygulama içerisinde derin halı temizliği diye bir seçenek var onu da aktifleştirirseniz hallarınızın üzerinden daha böyle hızlı sık bir şekilde gidip geliyor. Çünkü o fırçanın boyu bu kadar ya aldığı yeri şu kadar. O bölgeye böyle bütün halıya taratarak, git gel yaparak temizliyor. Bu arada halının üzerine düşmüş bir saçı alma konusunda da başarı oranı Roborock'un söylediğine göre %99.5. Onun da altını çizeyim. Paspaslaması oldukça başarılı. Bir kere bu paspas modülü, şu bulunduğumuz zemin, şu an bakın şöyle kalkık. Bu zemin inip kalkabiliyor ve yaklaşık 20 milimetre yani 2 santime kadar bunu yapabiliyor. Herhangi bir engelin üzerinden geçerken yani atıyorum paspaslayarak geldi halıya tırmanacak. Halıya gelmeden önce paspası kaldırıyor. Ki hem halıya nemli paspas temas etmesin hem de paspasla halının sürtünme kuvvetinden dolayı cihaz çok daha zorlanarak yürüyeceği için daha rahat gitmesi açısından böyle bir sistem kurmuşlar. Hem şarjı bitmiyor zorlanmıyor hem de halınızı böyle nemli rutubetli yapmıyor ve gerektiği yerde paspası kaldırarak daha hızlı hareket ediyor. Atıyorum mesela doka dönecek. Doka dönerken daha hızlı dönüyor. Çünkü paspası illa yerde olmasına gerek yok. Zaten orayı temizlediyse kaldırıp devam ediyor. Ki şöyle güzel bir özelliği var. Şimdi paspaslıyor yeri. Paspas kirlendi. Normal biz böyle nasıl evimize paspas işte yaptık. Kirlendiği zaman sıkıyoruz. Hemen paspası kaldırıyor. Doka dönüyor. Paspasını koyuyor. Fırçasıyla doktaki fırçayla paspasını temizliyor. Bu arada paspasın üzerindeki kire göre ayarlıyor bunu. Yani standart sallıyorum. Gidip 10 saniye temizlenip geri gelmiyor. Belki çok iğrenç bir şey sildiniz. Ki ben sildim. Reçel döktüm yere. Onu daha uzun temizliyor, temizliyor, yıkıyor. Sonra geri geliyor, temizlediği yerden kaldığı yerden devam ediyor. Yine paspasını kaldırıp geri gidiyor. Bu kaldırma özelliği hem şarj konusunda avantaj sağlıyor çünkü sürtünlere gitmiyor hiçbir yere, hemen hızlı bir şekilde gidiyor. Hem de sürekli paspasınızı temiz tutuyor. Temizlediğiniz yerlerden de geçerken tekrar kirli paspası yere sürtüp ekstradan kirletmiyor. Bu özellikle güzel olmuş. Ayrıca reçel döktüm demiştim. O konuya biraz açıklık getireyim. Ben birkaç hafta önce evde normal e, annemin yaptığı bir dut reçeli vardı. Böyle çok yoğun kıvamlı hakikaten. Onu kendim döktüm. Sonra ben döktüm onu silmeye çalıştım işte şey aldım, ıslak bez aldım. Sonra paspasla sildim. Kendi elimle kullandığım paspasla bile ittirerek sildim birkaç defa. O yüzden aslında bu Vibrarize diye bir teknoloji var bunda. Vibrarize 3.0 yani iki tane motor var paspasın altında. Dakikada 4000 defa titreşim yapıyor. Yani bir zemine geldiği anda titreyip böyle o zemini böyle hızlı hızlı siliyormuşsunuz gibi düşünün. Bunu yapınca aklıma ilk böyle yere o reçeli dökmek geldi. Ve abarttım. Hakikaten çok döktüm. Ben o kadar dökmemiştim. Ve şöyle söyleyeyim birkaç yere gitti geldi gitti geldi gitti geldi. O dut reçelini, o yoğun dut reçelini söktü yerden bu paspas teknolojisi sayesinde. Tabii ki de burada yapay zekaya bırakmanız gerekiyor bu kısmı. Çünkü o, o bölgeyi ben seçip, normalde balans modda paspaslıyorduk. O bölgeyi seçip ekstradan paspaslattırdım. Yani daha böyle deep clean yaptırdım. Ve çok başarılı bir sonuç aldım. Ve şöyle söyleyeyim, o göreceksiniz görüntüleri falan. O reçeli geçti gitti bilmem ne yaptı ama şu an paspası hiç ellemedim. Kendi temizledi bu paspası. O reçelden arındırdı. Ve şu ufak paspas, şu köşe paspası da yine mobilyaların etrafından girerken çok rahat bir şekilde zemini paspaslıyor. Evet, uygulama kısmını çok kısa göstereyim. Uygulamaya girdik. Böyle bize Roborock S8 Max ve Ultra gösteriyor. Direkt Play kısmına basarsanız seçtiğiniz ayarlardan yapabilir. Ama şuradan gir yapacaksınız. İşte buradan smart plan seçili bende. Akıllı plan. Ama bunun yanına gelince işte genele basınca hem vakum hem fırça şey yani e, paspası gösteriyor. Hem de buradan rotanızı belirliyor. Ama direkt paspas yaparsanız mesela paspas yaptım aşağı doğru indirdim. Bakın şu anda paspas modunda bastığım anda play tuşundan şu ortadakine otomatikman paspas yapmaya başlayacak süpürmeden. Yine bunu buradan paspas kısmından aynı şekilde vakum yani süpürge modunu seçebiliyorsunuz. Ben genelde dengeli de kullanıyorum ama halı kısmına geldiğinizde işte bir kez çalışır güç tüketir diyor yani en yüksek verimlilikte gibi gibi ya da gece modunu ayarlıyorsun sessiz bir şekilde süpürmesini yapıyor yine burada kendiniz ayarlayabiliyorsunuz benim en sevdiğim özellik buradaki kamera kısmına tıklama burada size bir şifre soracak ben şifremi giriyorum bunu herkes kullanmasın diye şu an bakın ofiste kameraya başladı ileri tuşuna basıyorum şu an yola çıktı Evet, sağa sola basıyorum şu anda. Dönüyor. Şöyle göstereyim. Dilersen de Hatta Oğuz sen bir dışarı çıksana. Sana doğru döndüreyim. Şu an Oğuz kapıdan çıkacak. Evet şu anda Karşıya geçsene kamera karşısına. Sesim geliyor mu? Geliyor abi. Nasıl geliyor? Şu an seni gayet net anlıyorum. Tamam. Bu şekilde dilerseniz dışarıdayken de evdeki birisiyle hızlı bir şekilde konuşabilirsiniz. Sonra buradan soldan geri yapınca yine şarj istasyonuna dönülsün mü diyor. Okay'ye bastıktan sonra otomatikman şarj istasyonuna geri dönüyor. Bu arada dilerseniz buradan evcil hayvanımı bulmak için dokunun kısmına dokununca da evinizin içerisinde sizin hayvanınızı, evcil hayvanınızı, kedinizi, köpeğinizi arayıp buluyor. Gidiyor böyle biraz. Dönüyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Biraz daha gidiyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. En sona gidip bir şekilde bulmaya çalışıyor. Bu kısımda alan ekle yaptığınız zaman şurayı böyle seçtiğinizde tamamlayıcı temizlik uygula bir şey var. Burayı seçtiğiniz anda daha detaylı temizlik yapıyor. Aynı şekilde daha detaylı bir paspas da yapıyor. Ben zaten eve reçel dökmüştüm ya hani burada o kısmı uygulattım. Yani dedim ki, burayı ekstradan paspasla yaptım. Şimdi tamamlayıcı temizlik yapılıyor. Burada şarj istasyonu kısmına tıkladığınızda ise bağlantı istasyonuna geri dön diyor ya da bakın temiz su haznesi, su bitmiş diyor. Ben suyu boşaltmıştım çekim yapacağım diye. Yine buradan da döndürebilirsiniz. Paspası yıkamaya gönderebilirsiniz. Hatta kurutma süresini ayarlayabiliyorsunuz. İşte çöp kutusunu otomatik boşaltma süresini ayarlayabiliyorsunuz. İşte dengeli, yüksek. Paspas yıkama aralığı yapıyoruz. Odaya göre buradan seçebiliyorsunuz. İşte paspas yıkama modunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte akıllı su tasarrufu dengeli yoğun ya da işte ılık su sıcak söyle ben sıcak suyu seçtim hani üst seviye yıkansın diye. Yine buradan da süpürgenin haznesini boşaltma modunu da buradan seçebiliyorsunuz. Yine daha fazla kısmından da ekstra ayarlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanmak kolay. Ben Smart Plan'ı seçerseniz çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Smart Plan'ı seçip buna bile girmiyorsunuz. Play'e basıyorsunuz otomatikman o temizliğe başlıyor. Yüzeye göre yani parkeden geçiyorsa paspas da yapıyor. Parkeden geçmiyorsa sadece halıysa paspasını kaldırıp sadece süpürüp geri geliyor. Ben smart planda kalması taraftarıyım. Uygulamasını kullanmak oldukça kolay. Sadece ilk başta biraz kendi tarzınıza göre düzenlemenizde fayda var. Gelelim dokumuza. Dokumuzun en büyük özelliği arkadaşlar paspası kendi temizleyebiliyor olması. Dokumuzun üstünde bir tane temiz su haznemiz var. Bir tane kirli su haznemiz var. Ön tarafında şöyle. Bu arada temiz su haznemiz 4 litre. Kirli su haznemiz 3,5 litre. Yine burada bir toz torbamız var. Bu toz torbamız ise 2,5 litre kapasiteye sahip. Ve en sevdiğim en güzel özellik ise burada bir deterjan koyma haznemiz var. Bunu deterjanınızı buraya koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. O akıllı bir şekilde temiz suyla beraber makinenin içine kendisi dengeli bir şekilde veriyor. O kadar güzel deterjanı ayarlıyor ki kendi kafasında. Paspasladıktan sonra hani şimdi bazılarımız bilir temizlik yapanlar. Paspas pas yaparsınız da böyle deterjan çok koymuşsunuzdur. Yapış yapış olur böyle şey gelir. Cırt cırt böyle terlik falan böyle anlarsınız hani. Ya deterjanı fazla mı koydum, az mı koydum diye. Bunda hiç öyle bir hissiyat yok. Çok iyi bir dengeyle ayarlıyor ve evinizi tertemiz. Hem deterjan kokusunu alıyorsunuz, temizlemiş hissiyatını veriyor size. Hem de o fazla böyle deterjan dökme, yapışkanlık şey yok. O kadar temizlik yaptım bir haftada. Hani şey de söyleyeyim. Kendimiz koysak deterjanı daha fazla harcarız. Çok böyle şey harcadı. Tasarruflu gittik o konuda. Hemen şöyle alayım. Yine bak. Bizim koyduğumuz deterjan bayağı bir duruyor yani. Tasarruflu bir şekilde harcamış. Sonrasında ise bakın burada bir fırça var. Burada bir fırça var. Buradaki ufak paspasımızı temizliyor. Buradaki de ana büyük paspasımızı temizliyor ve bunu sensörleri sayesinde paspasımızın kirlenme oranına göre yapıyor. Normalde az önceki bahsettiğim ben o reçel kirini şöyle söyleyeyim, hiç ekstradan temizlemedim. O reçeli sildim ve sadece bu makineye bıraktım. Kendi kendine bu paspası temizledi. Bunu sensörleriyle ihtiyacı olduğu kadar temizliyor. Normalde hiç yeriniz tertemiz temizliyor. sadece toz aldığınız paspasla 10 saniye temizliyorsa reçel gibi işte böyle çok kirlendiyse paspasınız onu ölçüyor bakıyor 10 dakika temizlik yapıyor orada. 10 dakika boyunca paspasınızı temizliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar 60 derece sıcak suyla bu içindeki temiz suyu 60 derece kadar ısıtıyor ve bu paspasa püskürterek fırçalamaya başlıyor. Çünkü sıcak suyu görünce bütün kir, pas çözülüyor. Ondan sonra yine 60 derece kadar içindeki ısıtıcıyla paspası kurutuyor. Bu arada bu paspas kurutma özelliği niye bu kadar önemli? onu da altını çizeceğim. Bir, paspasınız nemli kalmıyor, koku yapmıyor. İki ve en önemli özellik ise %99.99'a kadar bakteriden arındırıyor paspasınızı. Çünkü olur da bir nemli kalır, bakteri ürerse öbür gün temizlik yaptığınızda ya 2-3 gün sonra temizlik yaptığınızda yine o paspası sizin zeminize sürecek ve o bakteriler sizin yaşadığınız yere daha da çok yaklaşacak. Bu açıdan da bu kurutma sistemi oldukça önemli. Düşünün işte o reçeli paspaslamış hali bu. Yani yıkamış, tertemiz yapmış. Hiç reçel görüntüsü, lekesi, mekesi hiçbir şey yok. Ve yine arada şu doktaki paspas temizleme fırçasında temizlemenizde fayda var. Ben onu temizlemedim şimdiye kadar ama yine burada da kiri birikiyor. Bunu da alıp çıkarıp temizliyorsunuz. Bu arada dokun en büyük özelliklerden bir tanesi şimdi temiz suyu koyduk temiz su haznesine. Yine aynı şekilde kirli suyumuz da var. Çok kullanmıyoruz diyelim o süpürgeyi. 3 ay kaldı temiz su içerisinde. Koku yapar mı, yosun tutar mı, bakteri mi gibi düşünceniz de olmasın. İçerisindeki materyal sayesinde bakteri üretimi olmuyor. Yine aynı şekilde. Aynısı kirli su haznemiz için geçerli ama ben genelde kirli su haznesini temizlik biter bitmez hemen gidip boşaltıp yıkayıp temizleyip tekrar yerine koyuyorum. Ama olur da unutursanız ya da işte çok kirlenmediyse biriksin sonra dökelim diyorsanız da içiniz fera olsun. Koku vesaire dışarı salmıyor. Evet gelelim kullanım senaryosu. Normalde biz eşimle beraber robot süpürgeyi şu şekilde kullanıyoruz. Eve gelecektir, yoldayız mesela bir saat var. Diyorum ki işte uygulamadan açıyorum robot süpürgeyi, temizlesin evi. Bu reaktif AI 2.0 teknolojisi ile normalde eski robot süpürgemizin bazen takılıyordu sağda solda işte kabloya vesaire. Bunu etrafından geziyor. Etrafından gezerken temizlik yapıyor bu arada. İşte paspas yaparken de etrafındaki aralardaki yerleri paspas yaparak geçtiği için daha fazla temizlik sağlıyor. Yine köpek yatağı, işte kedi yatağı, işte kablo, mablo 73 tane ürünü şeyi tanıyabiliyor. O bölgeye geldiğinde oraları da çarpmıyor. Ama yine oranın temizlemeye değer olduğunu da biliyor. Yani diyor ki mesela burada işte köpeğin yatağı var. İşte kedi kumunun saçılmış halidir. Onları da alarak geçiyor ve çok daha etkili bir temizlik yapıyor. Tabii ki de biz temizleme senaryosunu abartmak için biraz yerlere kir döktük. İşte kahve döktüm. İşte büyük böyle mısır patlağı gibi şeyler döktüm. Türk kahvesi döktüm. Böyle daha böyle zor olsun temizlemesi diye. Çünkü pervanesi vuruyor ya robot süpürgelerin böyle dağılıyor mağalıyor. Hani emiş gücü biraz şey olsun diye. Onları da keza bütün senaryodan başarıyla çıktı tertemiz yaptı. Şimdi 4 Detect diye bir teknolojisi var. Onu da altını çizeyim burada. RGB sensörleri var bu cihazın. Ve ekstra kirli alanı hemen tespit ediyor ve o kısımda daha fazla emiş gücünü arttırıyor. git Gitgelleri daha fazla yapıyor. Gerekirse paspasla bir daha geçiyor. Sizin illa paspas seçmenize gerek yok. O paspaslayacağı süpürge yeri biliyor ve bu sistemde bence çok da güzel çalışıyor. Evet Roborock S8 Max ve Ultra kısacası böyle bir robot süpürge. Sizler beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? yorumlara yazabilirsiniz. Aranızda belki kullanan vardır Roborock'un diğer versiyonları. Onlar da kullanım tecrübelerini yorum kısmına yazarsa olur da almayı düşünen varsa da merak eden varsa onların tecrübesinden de faydalanabilir. Anlatamadığım bir sürü özelliği var. Diğer özellikleri güncel fiyatı açıklama kısmındaki linkte. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.